Hoş geldiniz KON TV ekranlarına, Hanım Eline. Hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Günümüz bereketli, güzel olsun. Allah'ın adını anarak başlıyoruz ve hepinize sevgilerimizi gönderiyoruz. Böyle güzel musikiyle başladık. Böyle bu hızlı yaşam içerisinde biraz dinginlik ulaştırmak için de size bugün hem tekke müziğine, hem musikiye, hem ilahiye doyacağız inşallah. Çok kıymetli konuklarım var. İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nden sanatkarlarımız var. Ve Müdür Bey Zübeyri Belveranlı ile birlikte çok önemli konular konuşacağız bugün. Özellikle İrfan Medeniyeti'nin neler yaptığını, çalışmalarını konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hoş geldiniz. Bugün sizi ağırlamak bizim için de bir şereftir ve ilahilere doyuracaksınız bugün bizi. Tanıyacağız sizi. Zübeyri Bey, öncelikle siz hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Uzun süre plan yapıyorduk. Bugün kısmetmiş. İnşallah kısmet bugün eğdi. Güzel musikilerle bugün bizimle olacaksınız inşallah. Eyvallah. Sizi bir tanıyalım. Ben Deniz Zübeyir Belduranlı. Doğma büyüme Konyalıyım ben. Yani Konya'da mensup olmakla iftihar ettiğimiz ailelerden birisine mensup durumdayız. Belduranlı sülalesi, rahmetli dedem Doktor Ali Kemal Belduranlı'nın ismini hala işitiyoruz etraftan, yurt içinden, yurt dışından, pek çok yerden. Yani soy ismimizi söylediğimiz zaman hemen kendilerinin torunu musunuz diye bir soru geliyor. Allah'a çok şükür. Son bir senedir de İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi bünyesinde çalışmalarımıza devam etmeye başladık.
bu minvalde hani farklı görevlerde de bulunduk orada. En son oranın yönetim konusunda bize bir görev tevdi kılındı. Onu da yerine getirmeye çabalıyoruz arkadaşlarımız sayesinde. Harika, kolaylıklar diliyorum. İrfan Medeniyeti Kültür ve Araştırma Merkezi açıldı. Ama biz şehirde bir şeyler yapılıyor, sanata dair dokunuşlar yapılıyor. İnsanlar koşuyorlar, oraya gidiyorlar. Gitmeyenler, bilmeyenler için. İrfan medeniyet kavramıyla bir başlayalım mı? Şehre ne kazandırmak istedi böyle bir kültür merkezi? Şimdi irfan medeniyeti dediğimiz zaman çok geniş bir perspektif sunuyoruz. En başında irfan nedir bir onu bir anlamamız lazım. Doğru. O irfana sahip olan kişiler o medeniyeti nasıl tesis etmiş? Onu bir anlamak lazım. Bunları anladıktan sonra da zaten biz şuna eminiz ki bizim orada yaptığımız işler işte ilahi okumak olsun veya Hüsnü Hat yazmak olsun veyahut başka bir şey olsun. Hiç problem değil. Yani öğrenci, çocuk, liseli gençlerimizle, ortaokul talebesi gençlerimizle ilgilenmek olsun. Bunların hepsini tek bir kaynaktan beslendiğini ve hepsinin amacının tek bir şey olduğunu da anlayacaklardır insanlarımız zaten. İrfan kavramını dün bir hocamızla istişare ettik. Yani nasıl tanımlayabiliriz diye en böyle açıklayıcı tarzda bir şeyi derinlemesine bilmek diye tanımlayabiliriz dedi. Neyi bileceğiz biz? Allah'ı bileceğiz. Nereden bileceğiz? Hazreti Peygamber'den bileceğiz. Hazreti Peygamber'i kimden bileceğiz? Allah velisi onun dostlarından bileceğiz. Böyle müteselsilen gelen bir durum var. Yani bizim orada yaptığımız tekke musikisi dinletisi olsun. Mevlevi mukabelesi olsun. Veya işte bir çorba ikramı olsun. Veyahut işte bir oradaki gençlerle ilgilenmemiz olsun. Kur'an-ı Kerim dersi olsun. Bizim medeniyetimizin, kültürümüzün, sanatımızın en temel taşı olan Kur'an-ı Kerim'i layıkıyla anlayabilmek, layıkıyla yazabilmek, layıkıyla okuyabilmek gayesini hedeflemektedir. Efendimizin sünnetini layıkıyla anlayabilmek, layıkıyla yaşayabilmek hedefindeyiz. Bu minvalde geçmişimizin çok yüksek estetik görüşleri vardı ecdadımızın. Bunu zaten biraz önce dinlediğimiz ilahiden dahi anlayabilirsiniz. Hani bizim müzikimizde çok yenidir. Bir 60-70 sene falan. Ya aşağı yukarı bir 50 yıllık bir ilahidir. Bu bin yıllık kültürün imbikten geçmiş, süzülmüş halini dinledik. Rahmetli Seferdal Hazretleri'nin güftesini yazdığı bir ilahi. Yani buradaki melodinin inişinden, çıkışından, işte Efendimizin ismi geçtiği zaman bestekarın tiz taraflara çıkmayışından, hatta yani öyle eserler var ki dua niyetiyle okunan yerde, güftede öyle bir yer var. Sesini mecburen yukarıya çıkartmak için Şems abimiz daha iyi bilir onu. Yani bu gırtlağı açman icap ediyor. Yukarıya ya, bir seslenmen icap ediyor. Haykırıyor çünkü değil mi? Yalvarmak için. Bestekar öyle bestelemiş ki sadece sesle değil okuryanın şeklini bile ona göre ayarlamış. Bu ne edeptir değil mi? Efendimizin ismi geçtiği zaman mecburen öyle bir name yapmış ki kafayı eğmek durumunda kalıyorsunuz. Ya da kısmış sesini. Sesini kısmak zorunda kalıyorsunuz. Yani bunun gibi pek çok şeyler ve bunu biz hani kitaplarda vesairelerde bulamıyoruz. Çünkü bizim medeniyetimiz yazılı bir medeniyet değil. Direkt hoca talebe ilişkisine dayanan bir medeniyet. Yani bir neyzeni yetiştirmek için işte 4 yıllık bir üniversite müfredatı pek yeterli olmuyor. Olmaz. Hani olmaz. Üniversitede yetişenler yok mu? Var elbette konservatuvarlarda yetişenler var ama eninde sonunda birazcık kurcalayan bir hocanın dizinin dibine oturmuştur. Çünkü bizim kültürümüzde, medeniyetimizde mürit, mürşit vardır. Meşk kültürü evet, diyoruz. Meşk kültürü. Meşk ediyoruz. Yani her hafta onu yapıyoruz. Biz niye her hafta tekke muzikizi meşki diye duyuruyoruz? Normalde bir dervişin yapması icap eden bir zikrullah vardır. O zikrullahın talimini
meşk ediyoruz. Hı hı. Orada işte ilahi okumayı meşk ediyoruz. O ilahilerin, nutukların sahibiyle bir ünsiyet kurma peşindeyiz. Efendimizin ismi geçiyor. Meşkin sonunda dua ediliyor. Evet. Kudüs'e dua ediliyor. Hı hı. Yani Fatih hocamız hatta çok Şeb-i Arus döneminde buradaydı, meşklere falan da katıldı. Çok çarpıcı bir dua yaptı orada. Çok coşkuluydu. Allah tohumlarımızı korusun diye. Evet. Ve çok güzel tepkiler aldık oradan. Çevreci birkaç arkadaşımız varmış. Geldiler sonra, programdan sonra dediler, hocam yani böyle bir dua ettiniz, hiç duymadık daha evvel biz böyle bir şeyi. Ama yani önemli bir mevzu, o da önemli bir mevzu. Yani bugün hayatımızda biz ne yaşıyorsak, bugünkü yaşadığımız kültürü, hatta dışarıdan da çok miktarda tazyik alıyoruz bu kültürü baltalamak adına. Bugünkü şartlara uygun olarak kadimdeki irfan geleneğini yaşatma gayesi içerisindeyiz diye de toparlayabiliriz. Çok güzel bir gayeniz var. Allah sayınızı arttırsın. Ben her zaman İrfa'ya gittiğim zaman hem musiki dinlediğimde hem oradaki atölyeleri gördüğümde gurur duyuyorum. Gerçekten bu şehrin böyle bir merkeze ihtiyacı vardı. Sizin gibi gençlerin olması. Hatta izleyicilerimiz giderseniz mutlaka göreceksiniz. Sadece gençler, hocalar değil, orada böyle küçük küçük yavrularımız da var. O kadar güzeller ki başlarına böyle takkelerini takmışlar. Böyle meşkin ortasına oturmuşlar. Dizlerine falan vuruyorlar böyle. Görseniz o kadar mutlu olursunuz ki, şöyle bir mutluluk. Ne güzel yetişiliyor. Dizinin dibinde yetişmek diye bir kavram vardı çünkü. Evet. Biz öyle anneannelerimizin, babaannelerimizin, dedelerimizin dizlerinin dibinde yetiştik. O eğitimi sizin dediğiniz gibi üniversite falan vermez. İlla orada oturacaksın, o dize dokunacaksın. Ve onun keyfini de almak lazım. Keyfini de almak lazım. Keyfini de bir almak lazım. Zaten o bir... Böyle bir bal gibi ağzınıza çalıyorlar, ondan sonra bırakamıyorsunuz bir daha da. Ondan sonra bir bağımlılık yapıyor. Gerçekten yani. Öyle oluyor. Bağımlılık yapıyorsunuz. Pek çok dinleyiciniz geliyordur mutlaka. Söylüyorlardır değil mi? Defalarca geldik, biz bu hafta yine geldik diyenler vardır. Yani her hafta biz aşağı yukarı işte geçen sene Ocak ayının başından itibaren mutat olarak, yani araya bir Ramazan girdi işte. Ramazan'da hani mübarek aydır, çok fazla birazcık daha işte mukabeleyle Kur'an-ı Kerim'le meşgul olunsun diye programları bir miktar tatil ettik. Onun haricinde devamlı olarak her hafta mutat programlarımız devam etti. Ve her hafta gelen izleyici dahi var. Yani 50 küsür program yaptık Allahu Alem. Hepsine 50 katılan. Küsür program, yani bizden fazla gelmiştir. Gerçekten öyle sizden önce kapıyı açmıştır. İnatla geliyor. Keyif alıyor ama çünkü. Öyle bir yanı var. Ben de onu yaşadım, onu açıklamaya çalışıyorum. Vaktim olsa ben de en ufak bir vakitte gelmeye çalışıyorum. Bizim gelmemiz tabii ki önemli ama çocuklarınızla gelin, oğlunuzla, kızınızla gelin. O musikiyle bir ruhları, içleri temizlensin. Öyle değil midir Zübeyir Bey? Bu kadar koşturmaca, yoğunluk, hani irfa bilmek dediniz ya, biz her şeyi biliyoruz aslında. Asıl bilmeyi anlamak için çocukları, gençleri getirmek lazım. Yani esas hedef kitlenin zaten o küçük yaştaki çocuklar, işte ilkokuldaki, ortaokuldaki çocuklar olması lazım. Yani şöyle bir örnek vereyim, işte oradaki çocuklardan bahsettiniz. İşte bir tanesi Şems abimizin oğlu. Yani Allah ömür versin. İşte 3 yaşında, 4 yaşında çocuk. Sema'nın ne zaman başlayacağını, ne zaman biteceğini, nerede oturacağını, işte Kur'an-ı Kerim okunmaya başlandığı zaman oturulması gerektiğini biliyor. Evet. Ve bununla büyüyecek bir çocuk. Müthiş ya. Bizim Mahtum evde telefonu getiriyor bana, baba diyor şey aç, Sema aç. Yani çizgi film falan isteyebilirdi bu çocuk. İşte nasıl yönlenirse bu şekilde yetişecekler öyle büyür. Bunlar. Bundan bir 20 sene sonra bizim oturduğumuz koltuklara onlar oturacak Allah'ın izniyle inşallah. Onlar için uğraşacağız. Çünkü sizin dediğiniz gibi bayrağı gençlere teslim edeceğiz. O zaman şöyle bir Ali Şems-i Aksu, Ali Bey'den bir başlayalım mı? Biraz tanıtın kendinizi. Çünkü biz sizi de tanımak istiyoruz. Mikrofonlar yeterli değil mi arkadaşlar hepsi için? Buyurun. Hoş geldiniz öncelikle hepiniz. Yani Hazreti Şems de nasıl Tebriz'den geldiyse, bendenizin ismi de Şems, tabii Hazreti Pir gibi, Hazreti Şems gibi olamayız ama bizim de memleketimiz Konya değil, Giresunluyum ben de. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi müzik eğitimi bölümünü bitirdim. Burada da görevimiz yine musikiyle, derslerle devam ediyor. Ne güzel.
Aynı zamanda bir atölyemiz var orada, Rebap atölyemiz. Hazreti Mevlana'nın ve oğlu Sultan Veled'in çalmış olduğu, 400 yıl Selçuklu'da, 600 yıl Osmanlı'da çalınmış olan bir enstrüman. Dünyanın ilk yaylı sazı. Onun hem imalatını yapıyoruz, hem dersler veriyoruz, talebelerimiz var. Çalışmalarımıza da böylelikle devam ediyoruz. Başarılar diliyorum. Onların tüm ayrıntılarını birazdan konuşacağız Şimdi atölyeye. Şemsi pek ayrıntı vermez. Aynı zamanda kemençe sanatçısıdır. Aynı zamanda Giresunlu viola, olunca, viola sanatçısıdır. Aynı zamanda semazendir. Aynı zamanda da o tatlı evladın da babasıdır. Eyvallah, değil mi? Allah ömür versin inşallah. Bütün atölye çalışmalarının hepsini bugün biz anlatacağız size. Siz de nasıl başvurulacağını bize anlatacaksınız ama hemen şöyle sanatkarlarımızla devam edelim. Şems Bey, mikrofonu uzatabilir misiniz? Tabii. Sizdekini teşekkür ederim. Yine bir genç sanatçımız. İsmim Soner Çin'i. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde müzik öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Şu an orada yüksek lisansıma devam ediyorum. Aynı zamanda İrfan Medeniyet Araştırma Kültür Merkezi'nde kanun derslerine giriyorum. Oradaki meşlere ve semalara katılıyorum. 9 yıldır bu işle uğraşıyorum. Maşallah sana. Öyle. Yolun açık olsun. Başarılar diliyorum. Buyurun. İbrahim Genç bendeniz. Aynı Soner'le birlikte mezun olduk biz de. Yine aynı dönemde Necmettin Erbakan'dan. Tabii. Yüksek lisansa devam ediyoruz. Yine aynı kültür merkezinde ben de UD eğitim vermekteyim. Yıllardır beraberiz. Bir taraftan aslında üniversiteyi bitirdiniz ama orada eğitiminiz devam tabii, ediyor değil mi? Yüksek lisansımız Sizin devam ediyor hiç eğitiminiz anda. Bitmez çünkü. Evet, her evet. zaman, her dakika eğitimde oluyorsunuz. Evet. Başarılar diliyorum size de. İyi günler diliyorum. İsmim Bekir Selman Tulgar. 1981 Konya doğumluyum. Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Mahmut Samir Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde. 6 sene orada okudum. Ardından Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandım. 2004'te de oradan mezun oldum. Muhtelif yerlerde çalışıyorum. Şimdilik görevimiz merkezimizde devam ediyoruz. Allah kolaylık versin size de. Bekir Bey, devam edelim. Kendinizin ismi de Özhan Gültepe. Küçük yaşlarda semayı meşketmek nasip oldu. Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu'nda semazen olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda da İrfan Medeniyeti Araştırma Kültür Merkezi'nde de tesbih ustası olarak atölyemiz var. Başlayacağız nasip olursa. Orada o şekilde görev yapıyoruz. Aynı zamanda da ritim sazlarıyla alakalı çalışmalarımız oluyor. Kısaca söylemek Başarılar gerekirse. Dilerim. Ne güzel ifade ettiniz. Küçük yaşta semaya başladım diye. Konya'nın toprağının öyle bir kokusu, öyle içine çeken bir tarafı var değil mi? Böyle bizi içine alan tarafı. Bir yerinden yakalıyorsun. Belki Hazretin Pir'in burada olması. Yani bir şekilde bir sanatla hemhal, bir ilahiyle, musikiyle ya da bir okumayla, araştırmayla bir hemhal olma durumumuz var. Ne dersiniz şehir için? Bunun için imkanlarımız da çok geniş. Allah'a çok şükür. Yani diğer şehirlerden gelen misafirlerimizin en büyük bizimle paylaştıkları sıkıntısı bu yönde. Hani İstanbul eyvallah, Ankara eyvallah, İzmir bir nebze eyvallah ama işte yani Antalya'dan gelen birisi, Trabzon'dan gelen birisi diyor ki ya hocam ben meraklıyım bu işe ama diyor ben öğrenecek kimsem yok benim. Yok, nasıl yapacağım ben ayda bir 15 günde bir geleyim gideyim öğreneyim bunu diyor. İmkanlarımız çok geniş. Bunun en büyük sağlayıcısı da yani şunu açık yürekli söyleyebiliriz. Konya Büyükşehir Belediyesi'dir. Çünkü bu işler maliyetli işler. Bu maliyeti birileri karşılamadığı müddetçe bu eğitimlerin falan verilmesinin pek de imkanı yok. Yoktur, yani doğru konuşmak lazım. Evet. Yani her ne kadar biz gönüllülük esasına dayanarak derslerin verilmesi gerektiğini savunsak da hani oradaki insanı da bir şekilde evini geçindirmesi lazım. Yani devamlı bununla meşgul olan bir insana sen karşılığında bir şey vermen lazım. Bu yönde de gerek komekler olsun, gerek evvelki belediyelerin destekleri olsun. Ta 1990'lara dayanıyor bu eğitim faaliyetlerinin başlaması sanatlarımız evet. açısından.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bu minvaldeki desteği çok büyüktür. Yani onu da zikretmemiz icap eder. Bugün Konya dediğimiz zaman klasik sanatlarımız, işte bunun içerisine musikiyi de koyun. Bunun içerisine Hüsnü Hattı da koyun, Tesibi de koyun, Cildi de koyun. Efendime söyleyeyim, Ebru'yu da koyun. Kendi üslubunu oturtma yolunda ilerleyen ve ciddi anlamda sanatkar yetiştiren bir şehir olmuştur. Yani İstanbul'la yarışır haldeyiz şu anda. Evet. Sanatçı yetiştirme hususunda. Hani İstanbul'un bir avantajı var. Yani 20 milyon insan evet, var orada. Daha fazla insan var. Çok inanılmaz bir sirkülasyon var. Hani bir avantajları o. Ama biz de kendi şehrimizin standardına göre, yani İstanbul'la yarışacak derecede kaliteli sanatkarlar yetiştirmişiz. Yetiştirmeye de devam ediyoruz. Bunun arkası da gelecek inşallah. Ki o Konya'nın dinginliği, tabii ki İstanbul dediğiniz büyük şehir daha kalabalık ama bu Konya'daki o dinginlik, o yaptığınız işe yansıyan ruhaniyet de başkadır tabii. İstanbul'da öyledir ama bilmiyorum, ben biraz Konya aşığı olunca böyle belki Konya'yı savunuyorum. Reklama gideceğiz ama reklamdan önce bir eser daha dinleyelim. Eserle reklama girelim efendim. İsmi Sübhan Viridin var bahçelerde, yurdun var bencile. Derdin mi var, garip garip, ötme bülbül Yunus Hücum, gün bak derken
sana ersem diye Mevlam sana ersem diye aşka düşen pervaneyim aşka düşen düşen pervaneyim. Ne güzel sözler yazılmış değil mi Zübeyir Bey? Evet. Kimin bestesi? Bilgi alalım biraz eserle ilgili. Biraz önce tanıtımda Abdurrahman Büyükörükçü Hocam Ali Ulu Kurucu Hazretlerinden bahsetmişti. Güftesi ona ait. Bu eserin. Mevlam sana ersem diye aşka düşen pervaneyim. Güftesi de Zeki Altun. Ne güzel eserler ait. Bırakmışlar. Rahmet olsun. Yani dediğim gibi işte güftenin melodiyle uyumu açısından bakıldığı zaman yani ders olarak okutulacak bir eser diyebiliriz. Hepsine rahmet olsun. İyi ki bırakmışlar o güzel eserleri. Siz de yaşatıyorsunuz, bize yaşattırıyorsunuz tabii ki. Hemen İrfan Medeniyet Araştırma ve Kültür Merkezi'nden biraz bahsedelim. İzleyicilerimizin merak ettikleri sorular da var. Biz bugün musiki olarak, tekki musikisi olarak sizin ağırlıyoruz ama
merkezin içerisinde pek çok alanda atölyeler de var. Evet. Neler var şöyle bize anlatacağınız? İRFA kısaltmasıyla andığımız İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi, işin esası yaşayan bir Mevlevi hane olması açısından tasarlanmış, planlanmış. İşte içerisinde semahanesi var. Yani bu aklımıza Mevlana Kültür Merkezi'ndeki o büyük 3000 kişilik salon geliyor. Ona pek benzemiyor. Yani ahşaptan güzel, böyle çok maneviyatı olan bir salon var. 200 kişilik bir salon, çok büyük bir salon değil. Ama çok güzel programlar icra ediliyor orada, Allah'a çok şükür. Bunun yanında kadim kültürümüzde Mevlevi hanelerin şöyle bir hususiyeti var. İlmiye'ye insan yetiştirmiş, şair yetiştirmiş, sanatkar yetiştirmiş. Yani bir nevi üniversite olmuş. İşte bizim geçmişimizde büyük bestekarlarımız vesaire, bunlar devamlı zaten bu Mevlevi hanelerden çıkmış. Bunları aşikar şekilde görebiliyoruz. Bu hedef doğrultusunda İrfa atölyeleri olarak işte ney yapımından, ney öğretiminden, rebap yapımından, efendime söyleyeyim, tesbih yapımından, çünkü ayrı bir sanattır o da, elle yapılıyor bütün taneleri. Efendime söyleyeyim, hüsnü hattından, tesibinden, ebrusundan, cildinden, keçesinden ve derviş kıyafetlerinin terziliğinden, yani şu üstümüze giydiğimiz, haydariye dediğimiz bu kıyafeti bizim İrfa atölyemizde Ömer abimiz dikti. Yani aslına uygun olarak dikti. Onun araştırması vesairesi de yapılıyor. Hangi kumaşı kullanmışlar, hangi dikişi yapmışlar, işte burada kaç tane dikiş kullanmışlar. Efendime söyleyeyim, bunun hepsinin araştırmasını da yapıyor. Orada kendisinin atölyesi var, üretiyor da. İşte cilt atölyesinde Osmanlı'da ciltler nasıl yapılmış, hangi malzemeler kullanılmış, onun araştırmaları yapılıyor. Keçi atölyesinde işte şu an görüyoruz. Evet. Çok muazzam bir üstadımız var, Keçeci Mehmet Girgiç Usta. Evet. Onun talebesi bizimle beraber Mehmet Hoca'nın kontrolünde çalışmalarına devam ediyor. Orada belirli periyotlarda öğrenci de yetiştirme gayreti içerisinde. Geçmişteki kullanılan teknolojiyi bugüne nasıl aktarabiliyoruz? Bugünün teknolojisiyle nasıl yapabiliyoruz? Nasıl daha ileriye taşıyabiliyoruz? Onun derdinde. Arkadaşlar işte eski Selman hocamızın cilt örneklerini görüyoruz. Aslında eskiyi de bozmadan tabii ki modernize tabii etme ki, tabii diyelim ki, değil mi? Çünkü ki, eskiyi ki koruma adına tabii ona ki dokunmadan yeni teknolojiye çünkü adapte etme. Çünkü arada bir bizim kültürümüzde bir inkıta süreci var. Yani o bir nesilde olsa bir bağlar kesilmiş. Biz o bağları yeniden tutturmaya çalışıyoruz çok şu aşamada. Çok güzel söylediniz. Yani mesela Üstad Necmettin Okyay vardır. Ebru sanatçısıdır. Hezarfen diye geçer. Okyay soyadı keman keşmiş kendisi. Okçuluk yaparmış yani. Eski okçulukta malumunuzdur yani Türklerde bir ilimdir neredeyse. Bugün biz batılı kaynaklardan öğreniyoruz neredeyse. Değil mi? İşte Türk okçuluğu nasıl, Türk oku nasıl yapılırmış, Türk yayı nasıl yapılırmış falan. Yani bu derece muhtaç kalmışız. Yani bugünkü bu çabalar olmasaydı şu an itibariyle Hüsnü Hatt'ın işte sülüs çeşidindeki yazının işte noktalamasını, oradaki harfin anatomisini falan batılı bir araştırmacıdan öğrenebilir hale gelebilirdik. Doğru. Yani birkaç isimle bugüne gelmiş. Musiki alanında hakeza öyle. Ve bu insanlar geçmişte yani o kadar böyle dışlanmışlar ki, yani hala mı bu sanatlarla uğraşıyorsunuz? Kim kaldı? Hala niye uğraşıyorsun bununla? Gibi tazyiklerle de karşılaşmışlar. Maddi olarak çok sıkıntı çekmişler ama inatla devam etmişler. Bugün Allah'a çok şükür bunun bir tırnak içinde kullanayım, popüler hale gelmesini biraz sağladık. Hani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi o tartışılır ama kelime böyle kullanılıyor, mecburuz. Kanaati buna ihtiyaç vardı. İnsanların bunun doğru bir farkında olması lazım. Yani şu
kıyafeti benim giydiğim zaman, dışarıda giydiğim zaman insanlar bunu bir yadırgıyor. Evvela buna gözün alışması lazım ki manasını sonra söylemek lazım. Bu diğer sanatlarda da bu şekilde. Evvela bir göz aşinalığı, kulak aşinalığı edinelim. Bundan sonraki aşamada ama bizim şunu yapmamız lazım. Bu sanatın 1000 yıla dayanan bir temeli var. Yani buzdağının üst kısmı diyoruz ya. Yani bir hattat yetişmesi için işte 5 sene uğraşıyor bir yazı stili için, sülüs için. 5 senenin sonunda hoca işte 40 tane hilye-i şerif yazdırıyor. Ondan sonra bir icaze veriliyor. Bu icaze niye veriliyor? Efendime söyleyeyim. Yani bu böyle yani hadi yapalım da olsun diye yaptıkları bir iş değil. Kur'an-ı Kerim yazacak çünkü bu insan. Evet. Yani icazeyi Allah-u Alem ondan veriyorlar. Yani bu insan Kur'an-ı Kerim yazacak. Harekesinin dahi değişmemesi icap eden bir şey. Lazım. Ben buna kefilim diyor yani. İnsanlığına da kefilim, sanatına da kefilim çok diyor. Çok zor da bir karar aslında değil mi? Eyvallah. Çok zor da tabii bir iştir. Onların işi de zor ama bizim topraklarımızda da çok güzel hocalar yetişmiş ya. Bir işte geçen Şebarız dönemi Saadettin Özçimi hocamın sergisi vardı mesela. Evet. Bir Hasan Hüseyin hocamla, Hüseyin Öksüz hocamla birlikte oturup da onu bir dinlemek, tarih gibi onu bir dinlemek. Çok güzel de insanlar yetişmiş. Onlara sarılmak lazım evet, birazcık. Evet ve kıymetlerini bilmek, bilmek lazım. Birazcık üzmemek lazım. Üzmemek. Çünkü yani sanatkar ruhu birazcık ince olur, narin olur. Yani birazcık istediklerini yapmak lazım. Hocaların sözünü dinlemek lazım. Söz dinlemek önemli bir şeydir. Onun bereketi ayrı olur. Bir de bir bildiği vardır diye. İllaki. Yani çünkü Saadettin Özçimi dediğimiz zaman kendisine buradan da çok teşekkürlerimizi arz edelim. Yani sergi açmaktan yorulmuş bir vaziyette olduğunu beyan etmiş idi kendisi. Hani bizim oradaki birazcık işte çabalamamız, efendime söyleyeyim Fatih hocamızın zaten kendilerinin de orada bulunması, Saadettin hocama bir iştiyak verdi. Hadi bakalım alın eserleri götürün dedi. Orada bir yani hocamızın sergisini orada ağırlamak da bizim için çok ayrı bir şeref oldu. Evet. Yani bu minvalde hocalarımıza da birazcık kıymet vermek lazım. Yani bir adım atılırken efendime söyleyeyim bir yönetmelik çıkarken devlet yönetiminde olsun veya başka bir şey olsun. Ya 40 yılını vermişsin sen bu işe. Ya senin fikrin nedir bu konuda diye bir sormak çok zor olmasa gerek. Evet, ince düşünmek lazım. Çünkü bu işin içinden yetişmiş. Yani ömrünü bu işe adamış bir zat-ı şahane var karşınızda. Şebarüz dönemi hocamla biraz konuştuk, Hüseyin Öksüz hocamla. Dedi ki bana, Ayşegül bir ömrüm daha olsa o ömrümü yine ben hata veririm dedi. Bu adamlar işte böyle aşkla sarılmışlar ve defalarca ömürleri olsa defalarca verecek derecede bağlılar ve hassaslar, ki inceler sizin dediğiniz gibi. Ömrünü vermek tabiri böyle birazcık havada kalabiliyor. Evet, kalabiliyor. Manasını tam idrak edemeyebilirler. Hüseyin Öksüz hocamızın hocası Hamit Aytaç. Rahmetli. Geçmiş nesilden bu nesile Hüsnü Hat sanatının aktarılmasının neredeyse yani edepsizlik etmeyin bir numaralı şahsıdır evet, diyebiliriz. Evet, çok büyük bir köprü. Olanca yokluğunda o işi bırakmamış. Tek işi bu. Yazı yasak yazamıyorsun. Yokluk içinde de vefat etmiş. Öyle maalesef. Hüseyin hocam yani eczacıdır Hüseyin hocamız. Yani şu an yani yaşı da ciddi manada tecrübesi de var efendim ama hala bir tane talebe yetiştirmenin derdinde bu insan. Derdinde. Ve bu şey zorla olacak falan da bir şey değil. Severek yapıyorlar. Bir nevi alışkanlık olmuş, bağımlılık olmuş. Bağımlılık yani olmuş. Hocam doğru. Yapma desen yapamaz onu. Duramaz. Bir taraftan da İrfan'ın işte bu kıymetli hocalarla bir köprü oluyorsunuz Zübeyir Bey. Evet. Orada görebiliyorsunuz. Belki ulaşılmayacak isimlerde ama onları dinleyebiliyorsunuz. Çok güzel konferanslarınız var. Biraz ondan bahsedelim mi? Özellikle o kadar geniş bir yelpazesi var ki konularınızın. Bir ilim almak isteyen, sizin dediğiniz gibi yetişmek isteyen insan o konferansları dinlese epey bir okul düzeyinde eyvallah, diploma alacak şekilde oluyor. Döneminde özellikle 10
tane konferansımız oldu. Farklı farklı hocalarımız. Biz şunu vurgulamaya çalıştık, yani açık açık söyleyelim bunu. Hazreti Mevlana Müslümandır. Kur'an-ı Kerim'in kuludur, kölesidir. Hazreti Peygamber'in kuludur, kölesidir. Kendi tabiriyle ayağındaki tozdur. Biz bunu vurgulamaya çalıştık. Amacına da ulaştı zannımca. Çok kıymetli hocalarımız, evet, sağ olsunlar, vakitlerini ayırdılar orada, konferanslarını sundular. Bunun haricinde de diğer dönemlerde mesela Ahmet Özkan hocamız var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, Konya'da, Konya Müftülüğü'nde görevli. Her hafta tasavvuf ve tarifi üzerine bir sohbeti var. Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Cuma akşamları saat 19'da hocamız geliyor. İşte 40 kişi varsa 40 kişi, 50 kişi varsa 50 kişi. Belirli bir periyotta belirli konuları işleyerek orada bir ders sunuyor. Aynı zamanda sırf hanımlara yönelik Betül hocamızın, Betül Gürer hocamızın, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hocamız, hanımlara yönelik bir mesnevi okuması var. Mesnevi sohbeti var. Her pazar 13.30'da. Sırf hanımlar yani gidiyorlar bir saat. Zaten 14.30'da da Mevlevi mukabelesi var. Onun öncesinde hem geleneğe de uygun oluyor biraz. Onun öncesinde bir mesnevi sohbeti sürülüyor. Bunun yanında Ahmet Küçükkömürler hocamız var. Erkeklere yönelik ilmihal okuması yapıyor. Yani biz burada işte binlerce kişiye ulaşalımı hedeflemiyoruz. Yani 3 kişi de gelse o ders yapılıyor. 5 kişi de gelse o ders yapılıyor. Kim ne faydalanabilirse, ne kadar faydalanabilirse. Yeter ki az olsun ama sürekli ulaşsın. Olsun. Efendimiz'in sünneti de bu minvalde zaten. Evet. Az olsun ama sürekli ulaşsın. Aylık periyodik programlarımız devreye girecek. Bu cumartesi onun duyurusunu da yapalım. İrfan geleneğinde psikoloji diye böyle bir çok bağlantısız gibi geliyor. Çok bağlantılı hani, halbuki. Ama çok bağlantılı imiş. İstanbul'da klinik psikolog hocamız Hakan Mutlu buraya gelecek inşallah. Ehli sünnet açısından ve psikolojinin o temel bazı dinamikleri vardır. Onları birazcık daha bize uyarladığımız zaman nasıl oluyor? Bir onun şeyini yapacak. Geçen sene bir iki sefer yapmıştık. Çok da güzel geri dönüşler saat almıştık. Saat kaçta cumartesi? 14.30'da. 14.30'da. İrfan'ın semahanesinde olacak hocamız inşallah. Herkesi de bekleriz. Ve her ay mutat olarak devam edecek bu programlarda. Bunun yanında diğer bir tarafımız eğitim faaliyetleri. Onu da değinmemiz icap ediyor. Yani geçen dönem aşağı yukarı 500'e yakın talebemiz vardı. Hani çok büyük bir rakam olmayabilir ama şöyle düşünün. Şems hocam bir tane rebap talebesi aldığı zaman aynı diz dize oturuyoruz, birebir ilgileniyor. Yani bu talebelerimizin %80'iyle biz birebir ilgileniyoruz, alakadar oluyoruz. O yüzden 500 çok aslında. 500 bizim için çok afaki bir rakam. Evet. Hani normalde çok az gibi görünüyor ama çok yüksek bir sayı olarak da algılayabiliriz. Mevcut olan atölyelerimizde ki hocalarımızın tamamı bu sanatlarla alakalı derslerini zaten veriyor. Hedefimiz şu, sanatı tanıtmak değil. Biz orada edebiyle, adabıyla, oturuşuyla, kalkışıyla, konuşmasıyla bir sanatkar nasıl olmalıdır? Evvela onu bir araştırıyoruz. O minvalde insanları yetiştirmeye gayret ediyoruz. Yani ve şu avantajımız da var. İşte bir neyzen namzedi ney atölyesine gelip ben bu işi öğrenmek istiyorum hocam dediği zaman belirli şartları da sağlıyorsa bak diyoruz işte meydan var burada. Hadi bakalım Mevlevi ayinle beraber çıkalım. İşte semazenler yetişiyor. İşte hadi bakalım beraber çıkalım, meydanda beraber pişelim, beraber öğrenelim deme imkanımız da var. İşte aslında öğrendiğimiz sahada sergilemesi ki adına çok sahada büyük. Sergilemek sadece sergilemek maksadıyla da değil. Çünkü biz hala her hafta meydana çıktığımız zaman yeni bir şeyler de öğreniyoruz.
mevcut olanın üstüne bir şeyler de katıyoruz. O tecrübe bambaşka bir şeydir. Bambaşka bir şey. Çocuklara da dedim ya, sizin eğitiminiz asla bitmez. Fakülte biter ama sizin eğitiminiz bitmez. Güzeldir ya. O duyguyla yaşamak sizi genç de tutar, dinamik de tutar diye düşünüyorum. Sürekli bir şey öğreniyorsunuz. Ya zaten o öğrenme isteği kesildiği anda bitmiştir her şey. Zaten. Doğru. O aşk da besliyor sizi sürekli yeni bir şey öğrenmek. Bir eserle bir reklama daha gidelim. Daha sonra son bölüm birlikte olacağız efendim. Ne dinliyoruz? Bir nokta idim. Buyurun hocam. Oh, yeah.
Merhamet eyle.
bize merhamet ey aman Allah ya ya Allah. Sağlık. Bugün şöyle 3-4 tane eser dinledik ve o kadar yavaşladık ki siz hep mi böyle ruhunuz dingin, yavaş, stressiz yaşıyorsunuz Zafer Bey? Böyle bir şey olamaz. Şu anda kıskandım yani. Hem işinizi yapıyorsunuz. Mutlaka stresleri vardır ama sanki bizim bu taraftan yansıyan öyleymiş gibi geliyor. İlla ki var ama bir sanatla uğraşmak, o sanatı zaten öğrenme çabası, öğrenme gayreti sizin ruhi olarak pek çok müşkülünüzü çözüyor. Hı hı. Hani çeşitli tazyikler illaki oluyor. Bazı problemler, sıkıntılar illaki yaşanıyor. Bazı aşırı tepkiler illaki veriliyor ama yani bu sanatta uğraşmayan birisinin vereceği belki kadar %1 falandır bence. Evet, gerçekten yani öyle oluyor. Yani bazı şeylerle karşılaşıyoruz. Dışarıdan birisi geliyor. Ya nasıl tahammül edebiliyorsun sen adama? Yani normal bir şey gibi geliyor bize. Bazen çünkü, ama bu kadar sakin olmak sinir bozucu oluyor karşı evet, taraf için belki evet, değil mi? Evet, doğrudur. Şöyle bir şey var. Yani bir saza intizap ettiğiniz zaman ya ben ne üfleyeceğim? Tamam. Hı. Üflüyorsunuz. Ses yok. Ses çıkartmak için bir çaba sarf etmen lazım. Hı hı. İşte yaylı saza başlıyorsun, şey çekeceksin, yay çekeceksin. Yayın düz gitmesi lazım, sesin muntazam çıkması lazım. Onun için bu uğraşıyorsun. Yani dipsiz kuyuya taş atarak doldurmaya çalışmak gibi bir şey bu. Evet, doğru. Ve insanın ciddi anlamda sabrını da zorluyor. Zorluyor. Ve bu bir anlamda ünsiyet kezbediyor. Hı hı. Sabretmeyi öğreniyorsunuz. Hı hı. Ve bu melodilerle, bu musikiyle iştigal ettikçe bunları dinlemeye başlıyorsunuz. Bunlar sizde alışkanlık oluyor. Tabii bir de işin şu boyutu var. Şeyh Kamil Efendi bu güfteyi yazdı. Biz onun ismini zikrettik. Ondan da bir dua niyaz ediyoruz ya, yani bir himmet et diye. Onun bereketi de ayrı oluyor. Adını andığın zaman gelirmiş. Babaannemden bilirim. O da öyle büyüklerin adını anarken işte yetiş diye ya da elimden tut diye çağırırmış. Çocuk aklı anlamıyorduk nasıl gelip elimden tutacak ama söylediğiniz çok doğru. O ruhaniyetle de tabii ki yaşantınıza da mutlaka yansıyordur o dinginlik. Bir de sorumluluk var Zübeyir Bey. Yani tamam bir taraftan işinizi yapıyorsunuz. Hani profesyonel bir iş, para kazanıyorsunuz. Maddi manevi kazanımlarınız var ama sorumluluk var. Sorumluluk da çok ağır her biriniz için aslında. Yani zaten şunu açık açık söyleyebiliriz. Hani normal devlet memuru mantığıyla derler ya. Hani şimdi çok muazzam çalışan devlet memurlarımız da var. Onları burada rencide etmek haksızlık olur. Ama öyle bir kalıplaşmış tabir vardır. Hani öyle bir biliyoruz o mantığı. 8-5 işimi yapıp kapatırım. İşimi yaparım ben kapatırım. Dükkanı kapatırım. Mümkün mertebe iş yapmaya çalışmam. Hani bugün yavaş yavaş kırılıyor mantık. O mantıkla ilerlediğiniz zaman zaten hiçbir şey bereketli olmaz. Koyamazsınız ortaya. Evet. Yani yeri geliyor saat 11'de 12'de biz hala orada oturuyoruz. Niye oturuyoruz onu da bilmiyoruz. İşte birimiz ne üflüyor? Şems abi bir şey çalıyor, bir şey okuyor. Bekir abi oradan şey yapıyor. Yani çoluğumuz çocuğumuz var evde bekliyor. Biz oralardayız gibi durumlar var. Hani bu fedakarlık olmadan zaten o bereketi beklememek lazım. Evvela bir adım atmak icap ediyor ki onun arkasından himmeti bekleyelim. Önce bir kapıyı çalmak gerekiyor girmek için. Doğru söylüyorsunuz. 5 dakikam kaldığımızı söylüyorsunuz değil mi yönetmenim? Eser de yapacağız. Şöyle bir toparlayalım. Ulaşmak isteyen, ne bileyim işte ders almak isteyen, işte ücret ödeyeceğiz mi diye soranlar var. Ne kadar zamanımızı ayıracağız diyenler. Bir 3 ay, 4 ay mı yaz tatili olabilir mi? Pek çok soru var. Onların hepsine bir cevap verelim. Yani şöyle yapalım. Bizim kayıt dönemlerimizi
efendime söyleyeyim işte programlarımızı takip etmek için İrfan Medeniyeti diye bir sosyal medya hesabımız var. İşte Twitter, Instagram olsun. İrfanmedeniyeti.org diye bir internet sitemiz var. Oralarda ayrıntılı olarak takip edebilirler. Hani bu minvalde zaten haftanın 3-4 günü bizim merkezimizde herhangi bir programımız oluyor. Gelip o programlara iştirak edebilirler. Mekanı görürler. Mekanı görürler. Siz de ulaşılabilirsiniz. Tabii yani biz devamlı oradayız zaten. Mekanı gördükten sonra zaten hiçbir şey yapmasanız bile haftada bir çay içmeye gelirsiniz. Doğru. Yani hiçbir işle iştigal etmeseniz bile o mekanın huzurundan dolayı, mimarisinden dolayı, oradaki hoş muhabbetten dolayı şey gelirsiniz, çay içmeye gelirsiniz. Kurslarımız ücretsiz, herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bunu belirtelim. Ama şunu bekliyoruz. Biz yani bu derse başlayacaksınız. Bir, bu derse devam edeceksiniz. İki, emek sarf edeceksiniz. Evet. Bunları yapmazsanız biz sizi göndeririz. Bunu açık yüreklilikle söylememiz lazım. Zaman. Hiç başlamayın. Başka bir şeye başlayın. Vaktin var mı? Yok. Uğraşmaya isteğin var mı? Yok. Ya o zaman biz seninle uğraşmayalım ki. Hani dışarıdan gelen başka birisi, iştiyak olan başka birisine emeğimiz harcansın. İrfanmedeniyeti.org adresinden ön kayıt formlarını şu an dahi doldurabilirler. Kontenjanlar büyük oranda dolu ama Şubat ayı başı gibi yeni bir dönemimiz başlayacak. Kısıtlı sayıda bir kontenjanımız var. Çünkü devam eden öğrencilerimiz var. Belli bir miktarda kontenjanımızı artırabildik. Bir seçici kurulumuz olacak. Ön kayıttan sonra bir mülakat sistemimiz olacak. O mülakata binaen öğrencilerimizi kabul edeceğiz. Şubat ayı başı gibi de inşallah başlayacağız yeni dönem yeni derslerimize. Dönem. Ha, zaten halihazırda devam eden öğrencilerimiz de var. Bütün dersler için geçerli değil mi? Bütün derslerimiz için geçerli. Her derste öğrenci alamıyoruz. Kişi sayısından dolayı ayrıntılı malumatı internet sitesinden oradan alabilirler. Ama ya da sizin dediğiniz gibi çayınızı içip sohbet etmeye gelin. Tabii ki. Her zaman kapımız açık. Hacı Veys Camii'nin hemen yanında hala soranlar oluyor onu. Biz hiç duymadık, hiç görmedik, bilmiyoruz orayı diye. Meşhur o üçler mezarlığına defnedilecek cenazelerin namazının kılındığı cami. Hacı Veys Küçük Camii. Hacı Veys Camii. Hacı Veys Camii. Daha biliyor izleyicilerimiz. Hacı Veys Zade Hazretleri'nin pederinin görev yaptığı camiymiş orası. O yüzden ismi o şekilde kalmış. Onun hemen yanındayız. İlla ki görmüşsünüzdür. Biz her zaman kapımız açık. Yani ne zaman arzu ederseniz bekleriz. Biz de koşa koşa geliyoruz. İnşallah. Bir gelen bir daha gidecek biliyor. Yani bunu ben size garanti veriyorum. Başarılar diliyorum size, ekibe, bütün ekibe tabii ki. Burada sadece bugün musiki olarak saz arkadaşları ve sizi eyvallah ağırladık ama arka tarafta çok kahraman, çok fazla. Hepsine selamlarımızı iletiyoruz, biz sevgilerimizi gönderelim. Biz de bu imkanı sağladığınız için ayrıca hususen teşekkürlerimizi ederiz. Ayrıca bir program için biz de mekanımızı bekleriz. İnşallah. Çok memnun olurum. Ben orayı seviyorum, enerjisini seviyorum, mekanı seviyorum. Çayınızı, tekke pilavınızı, çorbanızı çok seviyorum. Onları da söyleyelim. Gittiğiniz zaman tekke pilavını da yiyorsunuz. Öğrenebiliyorsunuz, bu neden böyledir diyebiliyorsunuz. Bu güzel insanlarla birlikte çayınızı, çorbanızı içmek için sizi de davet ediyorum. Ben de her zaman beklerim, başarılar diliyorum. Hep müzisyenler arkada gizli kahramanlar olarak görünür. O yüzden çok söz verilmez ama hepinizin yüreğine sağlık, elinize, nefesinize sağlık. Zübeyir Bey çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür bir eserle ederiz. Bitirelim. Eyvallah. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Çünkü Şems abi dedi ki hani bir tatlı bari olsaydı Ayşegül falan yaptı. Eyvah dedim abi. Yani haklısın. Bir dahaki sefere bir tatlı, bir tuzlu emriniz olur dedim. Bir dahaki sefere öyle hazırlayalım inşallah. Hatta dedi ben Giresunluyum, beni mutfağa sok, ben güzel lezzetler de yaparım dedi. Onu da yapabiliriz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Size bırakacağım sözü. Hemen izleyicilerime bir hoşça kal diyeyim. Efendim programı sonlandırdık. Musiki hep olsun. Aşk hep olsun hayatımızda. Güzel musikilerle, güzel melodilerle dinginleşelim diye duacı oluyorum ben de bugün size. Yarın 10.30'da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ey aşık
kadidade, gel nuşerebim bade, bir bade gerek ama gerek.